أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Güney Doğu TV'nin kıymetli izleyenleri yine bir iftara doğru programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri bu özel ana ulaştıran Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbim bizleri ulaştırdığı bu mübarek aydan ki Ramazan biz müminler için hasat mevsimi. Yani nasıl ki tarlada mahsul zamanı çiftçinin en çok sevdiği zaman ise, nasıl ki en karlı zaman ise bizler için de hayatımızın, yılımızın en karlı dönemini oluşturan dönem Ramazan ayı malum. Çünkü Ramazan ayı bizler için kazanç ayı. Yaptığımız az bir amele karşılık kat kat fazlasıyla amelimizin değer gördüğü, bizlere sevap kazandıran ve Allah'ın rahmetini üzerimize celbettiren, bizleri mağfirete ulaştıran bir mübarek ay içerisindeyiz. İşte böylesine bereketli, böylesine faziletli ve böylesine kazançlı bir ayda, bir aya Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bizleri ulaştırdı. Bizleri ulaştırdığından dolayı bizler ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. O yüzden her anımızı fırsat değerinde, altın değerinde, adeta mücevher değerinde bilerek bu anımızı en güzel şekilde değerlendirmeye ve bu kazançtan, feyizden, bereketten istifade etmeye azami şekilde gayret gösterelim. Biliyorum ekran başında bizi izleyen izleyicilerimiz, namazımız, orucumuz, yine Kur'an-ı Kerim tilavetlerimiz var. Ama biraz daha fazla, ama biraz daha çaba göstereceğiz, biraz daha yorulacağız. Çünkü bu ay yorulma ayı. Bu yorgunluktan sonra tatlı bir rahatlık inşallah bayramla beraber gelecek. Rabbim inşallah bizleri o rahatlığa da ulaştırsın. Dedikten sonra yine her zaman yaptığımız gibi sözü Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunmak üzere sözlerin en güzeline Kur'an-ı Kerim'e bırakıyoruz. Hocamdan bir Kur'an-ı Kerim tilaveti alacağız. Buyurun hocam. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La
Kerim silavetinden dolayı Hasan Bilen Hafız kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sesine, nefesine sağlık versin. Ve bizlere de inşallah bizleri bu sesten, bu kelamın güzelliğinden bizleri mahrum eylemesin inşallah bu Kur'an ayında. Bizleri Kur'an'ın şefaatine nail eylesin dedikten sonra yine bugün değerli bir konuğum sizlerle birlikte olacak. Konuğum İnsani Yardımlaşma Derneği olarak Ebul Vefa Derneği Şanlıurfa İl Başkanı Abdülkadir Poyraz kardeşimiz bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Abdülkadir. Hoş bulduk hocam. İyi selam Ramazanınız var aleyküm. Allah razı olsun. Sizin de Ramazanınız mübarek olsun Amin. İnşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Allah'ın rahmeti ve bereketi bizi izleyenlerin üzerine olsun inşallah hocam. Amin. Allah sizlerden razı olsun. Bizi bugün konuk ettiğiniz için başta siz olmak üzere ve Güneydoğu TV çalışan abilerimize teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun inşallah hocam. Amin. Cümlemizden inşallah hakikaten. Yani Güneydoğu TV ekranlarından biz böyle yardım derneklerini, infak derneklerini alarak aslında evde otursak bile o ihtiyaç sahiplerinin görüntüleri. Evet, evet. Ondan sonra o yardımlaşma, o paylaşma. Çünkü Ramazan paylaşma ve yardımlaşma evet, evet. O yardımlaşma görüntülerini verdiğimiz zaman, o ruhu, o coşkuyu siz aktardığınız zaman ekran başındaki izleyicilerimize hakikaten çok etkili oluyor. Farklı evet. Dünyaların yaşandığını izleyicilerimiz de izliyorlar, biliyorlar. O yetimlerin öksüzlerin yüzü güldüğü zaman onun o gülümseme tebessümleri, rahatlığı ekran başında izleyicilerimizi rahatlatıyor. Ve eminim ki herkese harekete de geçiriyor yani biz de ne yapabiliriz diye, evet. Nasıl destek olabiliriz diye harekete de geçiriyordur. Rabbim inşallah bizleri hayır anlamında harekete geçenlerden eylesin. Amin inşallah. Dedikten sonra tabii biz Abdülkadir kardeşimize bir selamlama dinledikten sonra yine bir veteremiz var. Ebul Vefa Derneği'ni evet, zannedersem hocam. Bir vetere olacak. Görüntülerini paylaşacağız. Veteremizi izledikten sonra inşallah yine başkanımızla şu derneğimizin yaptıkları çalışmalar hakkında konuşacağız. للعالمين
صاحبي القرآن في الحاط الأكوان ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أنت لي أغنى يا مولا يوم ألقى الله صارت الأحباب لأولي الألباب في الحاط الأصحاب برسول الله صاحب القرآن في الحاط الأكوان ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله أنت لي عونا يا مولا يوم ألقى الله يا رسول الله يا حبيب الله أنت لي عونا يا مولا يوم ألقى الله يا من حسنك المنير قد نور القمر يا رسول الله أذنبت كل ذنوب فاعترفت بها لكن عرفتك بالتوحيد والشيم كريم كثير العفو عن خدمي يا رسول الله ذنوبي مثل Evet. Ebu'l-Vefa Derneği'nin merkezinde yapılan çalışmaları, ihtiyaç sahipleriyle ilgili, yardımlarla ilgili çalışmaları gösteren bir vetereydi. Şimdi görüntüleri izledik. Sözü Abdülkadir kardeşimize bırakacağız. Abdülkadir kardeşimiz de bize, başkanımız bize yaptıklarını sözlü olarak anlatacak inşallah. Hocam Allah sizlerden razı olsun inşallah hocam. Yaklaşık Ramazan'ın içine girmiş bulunmaktayız hocam. Ramazan'ın birinci günden beri sahadayız. Ramazan'dan önce de sahadaydık yönetim koruyalarımızla birlikte. Hocam toplamda Ramazan'ın içerisinde bir haftadır yaklaşık 250 ailemize ulaştık hocam. Erzakından, kuru gıdasından, giyiminden. Doğru. Et ihtiyacından çok olsun güzel. Hocam. Market kartlarından olsun hocam. Zaten evet. Bizim ağırlığımız hocam yetim ailelerimiz. Urfa'nın yerli ailesi. Doğru. Ve hiçbir yerden yardım almayan yaşlı ailelerimiz var. Yaşlı nenelerimiz Peki onu nasıl var. Tespit ediyorsunuz? Yani bir yerden yardım alıp almadığını öğrenebiliyor musunuz? Hocam biz belediyelerimizden sosyal adımlaşmalardan hep istişare halindeyiz. Güzel. Oradan mesaj atıyorlar bize. Yardım alıyor almıyor mu diye. Vakıflara soruyoruz hocam. Evet. Yönetim kuruyelerimizle birlikte gidip evini inceliyoruz, keşif ediyoruz, evine bakıyoruz. Yani doğru. Göz kararıyla derneğimizde karar alıyoruz. Hı-hı. Öncelik yetim diyoruz hocam biz. Güzel. Yani yetimlere öncelik veriyorsunuz. Evet hocam. Peki belli bir bölgeye mi hitap ediyorsunuz yoksa ihtiyaç sahipleri Şanlıurfa merkezde hangi bölgeden olursa olsun hocam, onları şey yapıyor musunuz? Şanlıurfa merkezde Eyübiye, ağırlığımız evet. Eyübiye ilçesi evet. Ve Haliliye'de mesela Süleymaniye Mahallesi, Bağlarbaşı, Ahmet Yesevi Mahallesi, Sokorta Mahallesi mesela. Hı-hı. Haliliye'de de ailelerimiz var ama ağırlığımız bizim Eyübiye ilçesinde. Şıkmaks Mahallesi olsun, Topdağ Mahallesi olsun, Yakubi olsun, Tepe Mahallesi olsun. Evet. Ağırlık Eyübiye'de gerçekten ihtiyaç sahibi, fakir fukara aileler orada o evlerde yaşıyorlar. Gece kondularda yaşıyorlar hocam orada. Geçimlerini sağlıyorlar. Doğru. Hakikaten bir de şu anda ihtiyaç sahibi insanların sayısı da çok fazla. Evet hocam. Özellikle kenar mahallede hakikaten kirasını ödeyemeyen, evet, zor şartlarda yaşayan çok kardeşimiz var. Peki bu kardeşlerimiz size nasıl ulaşıyorlar?
İsterseniz ondan da biraz bahsederseniz. Hocam bizim zaten sosyal medya hesaplarımız var. Doğru. Daha önce de Güneydoğu TV ekranlarında açıklamalarda bulunduk. Zaten insanlar bizi tanıyor. Bazı abilerimiz aracı oluyor. Bizleri sosyal medyadan takip ettikleri için telefon numaralarımız var. Oradan arıyorlar. Biz de kendilerini derneğimize davet ediyoruz. Ablalarımız, analarımız, bacılarımız hepsinden biz bir aile olmuşuz. Evet. Hepsi bizim namusumuz, anamız, bacımız. Öyledir, derneğimize gelip kayıtlarını yapıyorlar. Yani biz hemen hemen Eyüp ilçesinde 175 ailemize erzak yardımında bulunduk. Evet. Ve Halil ilçemiz genelinde de olmak üzere. Doğru. Şıkmaksut mahallesinde çok yetim aileler var hocam. Yakubiye mahallesinde, Topdağ'ında gerçekten durumu ağır olan ailelerimiz var. Doğru. Biz bunları yönetim kuryelerimizle bir de keşif ediyoruz. Ondan sonra yardımlarını götürüyoruz. Gelemeyenlere biz götürüyoruz. Gelmek mecburiyetinde olanlara da derneğimize davet ediyoruz. Gerçekten yetişemiyoruz bazen hocam. Doğru. Çünkü gece gündüz sahadayız. Evet. Sabah mesela bir kurumda çalışıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum. İşbaşı yapıyorum. Akşam 5'te gelip evde üstümü değiştirip derneğe gidiyorum. Yönetim kuryelerimizle birlikte. Onlar da hepsi kurumda çalışanlar var. Özel güvenlik evet. olan var. Çünkü buradan herhangi bir gelirleri yok. Yani. Yok bir gelirleri yok hocam. Doğru. Allah için hizmet ediyorlar. Gönüllü bir şekilde. Allah razı olsun. Allah yani hepsinin işi karı var yani. Hepsi Allah kendilerinden razı olsun. Amin. 5'ten sonra biz dernekteyiz. Gece saat 1-2'ye kadar evlerimizi görmüyoruz hocam. Doğru. Yönetim kuryelerimiz çoluk çocuğunu bırakmış. Allah için mahallelerde hizmet ediyorlar hocam. Allah kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Yani tabii bu çok güzel bir şey. Güzel bir duygu. İhtiyaç sahiplerinin duasını almak. Yani en büyük menfaat, en büyük karşılık, en büyük kazanç da olsa gerek. Evet, çünkü parayı herkes ama her insan kazanabilir ama. Evet. Ama dua almak herkese nasip olmuyor. İhtiyaç sahiplerinin duasını. Bir de başkanım bu bağış kabul ediyorsunuz. Evet tabii. Hocam. Ne tür bağışlar kabul ediyorsunuz? Bir ikincisi. Yani şartlı bağışlar da size geliyor mu? Yani yetime vereceksiniz veya yükse vereceksiniz, dula vereceksiniz gibi. O tür bağışlar da size geliyor. Evet hocam. Geçen Mehmet Dur hocamız vardı. Allah kendisinden razı olsun. Amin. 37 paket erzak getirdi. Evet. Benle Mehmet Vanlı abimiz dernekteydik. Evet. Bir de Abdülkadir kardeşim dedi ben sana vebal atıyorum. Bu erzaklar dedi hepsi yetime gidecek. Yetimden karış kimse verme dedi. Hepsi Doğru. yetimlerin dedi. Dedim tamam hocam benim başım üstüne. Bazı da kendisi eliyle getiriyor hocam, evet. veriyor. Hı-hı. Geçen mesela Kenan Altun abimiz 40 tane market kartı göndermişti. Abdülkadir Baykuş'la beraber. Evet. Allah kendilerinden razı olsun. Dediler biz elimizle dağıtacağız. Biz zaten her zaman diyoruz kendi elinizle de gelip dağıtabilirsiniz. Doğru. Değerli abilerimiz bazıları da diyor ki bizim güvenimiz size sonsuzdur. Evet. Biz size teslim ediyoruz, vekilimizsiniz. Evet. Kurban bağışı kabul ediyoruz hocam. Akika kurbanı, ada evet. kurbanı olsun, şükür kurbanı. Doğru. Ve kuru kıda erzak kabul ediyoruz. Elbise, giyim, sıfır, ikinci el fark etmez hocam. Evet. Eski kıyafetler olsun, eski evde kullanılmayan eşya, koltuk takımı oluyor, buzdolabı oluyor, evet. çamaşır makinesi olsun hocam. Onları da kabul ediyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi ailelerimiz bunlara gerçekten ihtiyaçları var hocam. Yani. Her türlü biz bağışı kabul ediyoruz hocam yani öyle söyleyeyim. Maşallah güzel. Yani birinci el, ikinci el hiç fark evet, etmiyor. Hocam. Önemli olan kullanılabilir durumda evet, olsun. Hocam. O şekilde kabul ediyorsunuz. Bir de yardımların zaten durumu fotoğraflarda da gözüküyor hocam. Sözünüzü Hı-hı. kesiyorum. Mehmet Hı-hı. abi mesela çuvalı beline almış mesela. Burada koliler gelmiş. Her bir koli 500 lira yapılıyor mesela hocam. Hal pazarı programı da var. Burada ailelerimizin kaydını yapıyoruz hocam. Bu engelli Güzel. Ailemiz. Doğru. Burada paklava dağıtımız olduk hocam. Evet. Bu yetim ailemiz zaten. Erzaklarımız böyle hocam. Çay, şeker, yağ. Doğru. Bu Ramazan ayında 250 eve ulaştık dediniz evet, değil mi? Hocam. 250 aileye ulaştınız. Evet hocam. Peki daha fazlası için şu anda Ramazan'la ilgili bir şeyiniz var mı? Hocam inşallah yardımlarımız devam ediyor inşallah. Güzel. Bu hafta da bazı günde çıkacağız dağıtıma. Evet. Yani ben ümitliyim 350-400 ailenin yardım ihtiyacını gidermekten ümitliyiz inşallah, i̇nşallah. Yönetimizle beraber. Verdiğiniz dediniz ki verdiğimiz gıda paketleri 500 lira. 500 lira evet hocam. Yağından 5 kilo yağ var. Evet. Çay şekeri var hocam. Doğru. 5 kilo, yarım kilo çay var hocam. Makarna var, mercimek, en iyisinden hocam. Biz nasıl evimizi alıyorsak evet. ailelerimize en iyisinden alıyoruz. Pirincinden Doğru. olsun, fasulyesinden olsun. Evet. Güzel bir şekilde ailelerimize dağıtımlarını yapıyoruz. Doğru. Hiçbir şeylerini o erzakta eksiltmiyoruz hocam. Şeyden, toptancılardan buradan toptancılardan alıyoruz. Doğru. Bazen de değerli abilerimiz olsun, Allah kendilerinden razı olsun diyor. Abdülkadir Başkan, 20 paketin diyor. Bir depoda git oradan yükle. Biz de evet. diyoruz, bir kaba yüklüyoruz, getiriyoruz dernekte. Sayımını yapıyoruz. Kaç aile yetecek kadar orada evet. belirliyoruz hocam. Bazı da kendi elinden getiriyor, dağıtıyor. Doğru. Hani çok insanlar Allah kendilerinden razı olsun, hayırseverlerimiz, iş adamlarımız bize bu güveni verdiği için biz Allah kendilerinden razı olsun. Bizim için bir şereftir hocam. Yani bize teslim ediyorlar, bu iş sizde diyorlar. Çok güzel. Bizden evet. hesap sormuyorlar. Güveniyorlar evet, elhamdülillah, biliyorlar, tanıyorlar. Evet hocam. Şimdi
Güven çok önemli. Ya, bu işlerde özellikle güven çok önemli. Evet, yani nereye gittiğini bilmek, ne yapılacağını bilmek. Şimdi güvense bile başkanım, yani böyle hakikaten kendisinin gelip sizinle beraber olması, zaman zaman evet, çalışmalarınızı görmesi, evet, izlemesi. Yani biz hepsine tavsiye ediyoruz. İzleyicilerimize de tavsiye ediyoruz. Dün de infakter buradaydı. Evet, biz infakterle Mehmet Ali abiyle de görüşüyorduk. Yani hakikaten tamam, güvenilse bile gidip bizzat kendi eliyle yardımcı olursa, verirse o kalpteki yumuşama, o kalpteki aldığı lezzet, verdiği yardımdan aldığı lezzet bambaşka. Onu da tatmaları gerekiyor. Evet. Bazında dayanamıyorlar hocam, ailelerin durumlarına tabii girmiyorlar. Diyor ben evde girmiyorum, sen git diyor, ver ben kapının önünde. Yani bazında dayanamıyorlar. Ev ortamını şey yapamıyoruz. Geçen doğru, bir değerli abimiz Allah yanından razı olsun aradı, dedi Abdülkadir kardeşim 15 tane aile belirle. Evet. Biz tabii 16'ya çıkardık, bir tane de sonradan yetim dedi aile olsun. 1000 lira dedi elimden para dağıtacağım. Biz derneğe akşamüstü yönetim kurulayalarımızdan bizim WhatsApp grubumuz var. Evet. Dedim iftardan sonra hazırlanın dernekte, bir değerli abimiz 16 bin para dağıtacak. Evet. Kendi elinden her aile binler lira para verdi, gönderdi. Güzel. Rabbim yanına razı olsun inşallah. Amin. Hocam. Allah kabul eylesin inşallah. Bu arada tabii bir yılda tamamladınız. Evet hocam. Geçen bir paylaşım yapmıştı. Evet hocam. Doğru. Bir yıldır yönetim kurulu üyelerimiz, Allah yanlarına razı olsun. Evet. Mehmet Vanlı abimiz olsun. Yani derneğin gerçekten bel kemiği. Mehmet Vanlı abimiz gibi dernekte 3-4 tane benim gibi olsa gerçekten vallahi bu memlekette güzel işler yaparız. İnşallah. Eyüp Akka abimiz olsun. Ben teşekkür ediyorum. Müslüm Altun abimiz, Murat Kalıcı abime de ben teşekkür ediyorum. Evet. Yani hocam böyle akşam bakıyorsun evde uzanmışız. Hı hı. Bir değerli abimiz arıyor, diyor ki 10 koli de kalacağım. Arıyorum genlere, diyorum hazırlanın, demiyorlar nere. Evet. Hemen çıkıyorlar. Biliyorlar ki bir şey var, dağıtım bir var. Şey yani. Var bir Allah kendilerinden razı olsun. Doğru. Nere desek geldiler yani bizden. Ölüme desek yine geldiler. Allah kendilerinden razı olsun amin, inşallah. Amin. Ya bu iş zaten evet, fedakarlık hocam gerektiriyor. Evet, bu iş hakikaten özveri gerektiriyor. Evet, çocuktan, zamanından, kendi zevklerinden fedakarlık evet, gerektiriyor. Ne mutlu böyle ihtiyaç sahiplerinin evet, yardımına koşabilenlere. Şimdi bir de dediniz bir yılı tamladınız. Bu bir yıl içerisinde yaptığınız yardımlarla ilgili olarak, çünkü sadece Ramazan değil. Evet hocam. Hı-hı. Zaten hocam Ebu Vefa Derneği Ramazan ayı derneği de yılın 12 ayı bir sahadayız. Sizler de bizi takip ediyorsunuz biliyorsunuz. Biz toplamda 750 tane aileye ulaştık hocam bir yıl içerisinde. Evet. Erzakından, odunundan, kömüründen yaklaşık 60 tona yakın odun dağıttık hocam. Evet. 15 tona yakın kömür dağıtımı yaptık. Tabii bazı derneklerimizin de desteği oldu bize. Allah razı olsun. İttifak halinde çalıştık. Evet. Yani hocam giyiminden olsun 185 tane yetim giydirdik. Toplam yani yetim ağırlığıyla, bir de ayrı fakir ailelerimiz vardı. Durumu yetim, bayramlık almaya durumuna gelen ailelerimiz de vardı. Babası çalışmıyor. Onlar garip diyorum. Yani bir sene içerisinde hocam, bir yıl içerisinde 750 ailemizin bütün ihtiyaçlarını giderdik. Erzak olsun, et olsun, evet, giyim olsun, kıyafet, meyvesi, sebzesine hepsinin ihtiyacını giderdik. Allah da hal pazarı esnafından razı olsun inşallah. Bizim yönetim kuryelerimiz her cuma günü sabah 8'de hal pazarı esnafından zebze meyve toplarlar. Derneğin önünde gelip dağıtırız. Evet. Her cuma geneliksel hala hal pazarı programımız devam ediyor. Çok güzel. Evet hocam. Hakikaten bu da Urfa'mızın bu bir güzelliği. Evet hocam. Yani esnafımız az veya çok değil mi? Evet, hal pazarına girdiğiniz zaman evet, hocam, hemen hemen sizi boş göndermiyor evet, kimse hocam gibi. Müslüm abimiz Allah razı olsun. Her esnafa diyor Allah'ın malından verin. Evet. Herkes kendi gücüne, gönlünden kopan mesela patlıcan olsun, biber olsun, domates olsun poşetlere koyup gönderiyorlar. Tabii hocam ekonomi yüksek biliyorsunuz. Her şey pahalı. Eşe olsun, zebze meyve, kuru gıda. Biz Ramazan'dan önce pick-up'tan iki pick-up mal indiriyorduk derneğe. Şu an dernekte arabayla gidiyoruz. Yani fazla zebze meyve getiremiyoruz. Zebzenin, meyvenin bahası olmanın nedeniyle. Maalesef yani doğru. Hakikaten öyle. Malzeme fiyatları artınca evet, hocam, işte tam da bu aşamada daha çok hayır, daha çok evet, infak yapmamız gereken bir evet, sürece hocam, girdik başkanım. Yani çünkü neticede ihtiyaçlar arttı, şeyler de fiyatlar da evet, yükseldi. Hocam. Bu ihtiyaçları karşılamak için fedakarlığımızın sayısını artıracağız ki alacağımız sevap da çok büyük olsun aynen, inşallah. Şimdi başkanım tabii bir senedir bu işi yapıyorsunuz. Evet. Yani böyle etkilendiğiniz tablolar, etkilendiğiniz evet, böyle sahneler veya diyelim ki aklınızda, zihninizde kalan bazı örnekler, yani ihtiyaç sahibi ailelerle ilgili engelli olabilir, yetim olabilir, var mı böyle? Hocam yönetim kurulu üyelerimizle birlikte evlere giderken bazen durumlarını görüyoruz, inan psikolojimiz bozuluyor hocam. Eve gelip kafamıza takılıyor mesela, bazen ağladığımız oldu. Evet. Yemek yemeyen ailelerimiz var mesela. Ben tabii daha önceler de söyledim, bizi bekleyenler var diyerek biz bir yola çıktık. Sloganımız bizi bekleyenler var, bekletmek olmaz. Evet. Tabii bizim derneğimiz olmasa demiyorum, bu insanlar acından ölür. Haşim. Aç kalırlar. Tabii bu derneği Allah için kurduk. Bu insanlar bu dernekten bir şey bekliyorlar hocam. Gerçekten durumu ağır olan ailelerimiz var.
Tabii biz giderken üzülüyoruz hocam. Bir odadaki ailelerimiz var, bir odada yaşayan ailelerimiz var. Eyüp'e içerisinde ailelerimiz var. Zor durumda yaşıyorlar hocam. Engelli ailelerimiz var. Bir aile, evet bir hocam. Odada. Yemek durumlarına bakıyorsunuz hocam. Giyim durumlarına bakıyorsunuz. Elhamdülillah biz yani çok şükür ne kadar halimize şükürsek azdır hocam. Üzülüyoruz, ister istemez üzülüyoruz hocam. Bazı abilerimiz bizden geliyor ya diyor, Allah sizin yardımcınız olsun. Nasıl dayanıyorsunuz bu ailelere? İnsanın aklı almıyor yani hocam. Gerçekten bir ailede 750 tane aileden uğraşmak gerçekten hocam bu memlekette zor. Tabii ailelerden de uğraşmıyoruz hocam. Geliyor, yardım alıyor bizden. Başka yerden de yardım alıyor hocam. Doğru. Yani bizler bu işi yaparken bizlere laf atanlar da oldu hocam. Evet. İftira atanlar da oldu. Arkamızdan konuşanlar da oldu. Yani hayırlı işin biliyorsunuz. Hayırlı, meyveli ağacı taşlamak. Meyve ağacı taşlamak hocam. Yani biz hep önümüze baktık. Allah için hizmet ettik. Ve mücadelemiz devam ediyor. Devam edecek inşallah hocam. Evet. Yani bu işlerle de karşılaşıyoruz hocam. Doğru. Yani tabii hakikaten dün infak Mehmet Ali Abi'den de konuşuyorduk. Kim Allah rızası için bu yola çıkmışsa, kim samimi olarak hizmet ediyorsa, yani Allah yardımcısı olsun. Amin inşallah. Ama kim de kendi şahsi çıkarı için, menfaati için, dünyevi işler için çıkmışsa bu yola, Rabbim başarı vermesin. Amin inşallah. Allah yoldan, inşallah yolunu kısaltsın. Amin inşallah. Öyle diyelim. O da Mehmet Ali Abi'de böyle bir duamız vardı. Hakikaten samimiyet bunu gerektiriyor. Evet hocam. Evet. Şimdi dedik, şimdi kurban mesela diyelim bu şükür kurbanı olsun, kurban bağışlandığı zaman onu siz kendiniz alıyorsunuz hemen. Yani kasabınız falan kendiniz kesmesi gerekiyor. Kasabımız var evet hocam. Kendisi Allah yanından razı olsun. Ben Serdar Keçecioğlu abime ben teşekkür ediyorum. Allah yanından razı olsun. Kurbanlarımızı getirir arabasından kesimini yapar ve fiyata da bize yardımcı olur. Yani hemen hemen 25 gün içerisinde 15 tane kurban kestik hocam. Maşallah. Bu Ramazan'dan önce, Ramazan genel olarak erzaktan daha fazla kurban rekoru kırdık öyle söyleyeyim ben. Her iki günde bir şükür kurbanı geliyor, akika kurbanı geliyor, ada kurbanı geliyor. Uzman çavuşlarımız sağ olsunlar bize gönderiyorlar. Ufalı hayırseverlerimiz, küçük esnafımız olsun, Allah emniyet teşkilatımız olsun, Yunus polislerimiz Allah kendilerinden razı olsun bir yerleri üzerimizde. Şanlıurfa Togara esnafı olsun, doktorlarımız olsun, avukatlarımız olsun, hemşirelerimiz olsun. Gerçekten bütün kurumlar derneğimize destek veriyorlar ve bizim çalışmamızı da samimi görüyorlar. Bizlere güveniyorlar hocam. Gönül rahatlığıyla bizlere yardımları teslim edip biliyorlar ki gerçek yerlere gidecek bu yardımlar hocam. O çok önemli. 15 tane kurban kestik hocam. 20 gün içerisinde, 25 gün içerisinde toplamda 150 aileye yetecek kadar et verdik hocam. Güzel. Zaten 125 ailemizin de ihtiyacını gidermişti geçen pazar. Sosyal medya hesaplarımıza da paylaştık. Doğru. Etinden, marketi, kartından olsun, giyiminden olsun, kıyafetinden, erzağından, bütün ihtiyacını giderdik hocam yani bu Ramazan'da. Yine ihtiyacımız var hocam, kuru gıda ihtiyacımız var. Yağa, küçük bir litrelik yağa ihtiyacımız var. Ayçiçek yağı. Evet hocam, pirince ihtiyacımız var. Mercimeğe biliyorsunuz temel ihtiyaç. Doğru. İnsanlar iftarlarını açarken çorbayla açıyorlar, yağla açıyorlar hocam. Doğru, pilavla yağla. Evet hocam, bunlara ihtiyacımız var. İnşallah haftada dağıtımlarımız devam edecek. İnanıyorum ki bu Ramazan'da 400 ailenin ihtiyacını giderecek kadar inşallah mücadele edeceğiz hocam. İnşallah, Allah muvaffak eylesin. Allah razı olsun hocam. Hakikaten şey önemli. Bu sayıyı ne kadar artırabilirsek o kadar önemli. Evet hocam. Bir de burada bir ihtiyacı da, bir eksiklik de giderilmiş oluyor. Evet hocam. Belki canlı insan bireysel olarak kendisi ihtiyaç sahiplerine ulaşamayabiliyor. Ama böyle sizin gibi araştıran, ondan sonra tespit eden, tespitli olan aileler vasıtasıyla onlara, sizin vasıtanızla onlara rahat ulaşabiliyor. Evet hocam. Böylece ihtiyaç sahiplerine ihtiyacı giderilmiş oluyor. Başka böyle bir yıl içerisinde yaptığınız çalışmalar? Hocam Kur'an-ı Kerim dağıtımlarımız oldu hocam. Bayağı bir kurban Kur'an-ı Kerim dağıttık. Yakup Hacı abimiz de Allah kendine razı olsun bizlere destek verdi. Allah kabul etsin inşallah. Medreselerimizin kahvaltılık ihtiyaçlarını giderdik hocam. O erzak talebelerin. Evet, yatılı Kur'an kursu. Hem erzak ihtiyacını giderdik hem kahvaltılık ihtiyacını giderdik hocam. Mesela abimiz geliyor diyor, Kur'an kursu var mı diyor. İhtiyacı olan yürü gidelim diyor, ihtiyaçlarını giderelim. Ve diyor bir ailenin ihtiyacını gidereceğim, beş ailenin ihtiyacını gidereceğim. Evet. Ama bu türlü çalışmalar da yaptık hocam. Dediğim gibi odun, kömür, bütün ihtiyaçlarını bu Ramazan'dan önce de Ramazan'da da giderdik. İnşallah da gidermeye devam edeceğiz. Halfet'te programımız olduk hocam. Evet, doğru. Medresede talebelerimizi götürdük, Halfet'te gelsine götürdük hocam. Doğru. Yani kültürel etkinlikler de yapıyorsunuz aynı zamanda. Şanlıurfa dergahında lahmacun dağıtımlarımız oldu, yan balı dağıtımlarımız oldu hocam, aşure dağıtımlarımız oldu, paklava dağıtımlarımız oldu, cüz dağıtımlarımız oldu. Bir camilerimize, Kur'an kurslarımıza cüz dağıtımı yaptık, Kur'an-ı Kerim dağıtımı yaptık, tesbih dağıtımlarımızı yaptık, medreselerimizde, tekkelerimizde bayağı bir yardımcı olduk kendilerine.
Bazı medreselerimizde yetim çocuklar vardı. Ekstra onların da ihtiyaçlarını giderdik. Giyim olsun, yemek olsun, kıyafet olsun, bütün ihtiyaçlarını giderdik. Bazı medreselerimizde bizden et istiyorlardı. Yemek yapacaklar çocuklara, Kur'an-ı Kerim okuyor. Onların et ihtiyaçlarını da giderdik. Güzel. Hani gerçekten Ebul Vafa İnsanı Yardımlaşma ve Danışma Derneği hocam bir yıl içerisinde Şanlıurfa'da güzel çalışmalar yaptı. Doğru. Bu da hayırseverlerin sayesinde. Biz köprüyüz hocam, biz aracıyız. Allah için hizmet ediyoruz. Rabbim bu memlekette Allah için hizmet eden herkesten razı olsun. Bütün derneklere ben teşekkür ediyorum. Allah eksiklerini vermesin inşallah. Amin. Biz Allah için bu yolda yarışıyoruz hocam. Çok güzel. Yarışa girmişiz hocam. Güzel bir yarış. Evet. Hayırda yarışmak lazım. Zaten o yarışı ona döndürebilirsek. Evet hocam. Kardeşim onu yani yarışı hizmette yarışa. Evet. Daha çok faydalı olmakta yarışa döndürebilirsek. Evet, hakikaten çok güzel tablolar ortaya çıkacak. Evet, ama ne zaman ki bu yarışı birimize engel olarak, birimize şey yaparak, zarar vererek, Allah korusun. O bunu yaptı. Niye yapıyor? Nasıl engel olabilirim ya bunun yapmasına gibi, bu hizmete nasıl engel olabilirim gibisine dönerse işte o zarar verir. Rabbim inşallah böyle bir düşünceden bizi muhafaza eylesin. Çünkü Urfa için, memleket için hepimiz bir ucundan tutmuşuz bir şekilde. Hocam. Kimisi kültürel anlamda, kimisi ihtiyaç sahiplerine yardım anlamında, kimisi gıda anlamında, kimisi yetimlerle, kimisi öksüzlerle ilgili herkesin bir ucundan tutmaya çalışıyor. Evet, şimdi her birimiz bir ucundan tutarsak Allah'ın izniyle bunu beraber kaldırırız. İnşallah hocam. Böyle bir tablo, özlenen tablo. Ben buradan da rahmetle Aziz hocamızı da rahmetle anıyorum. Evet. Allah mekanı cennet etsin inşallah. İnşallah amin. Onun yolunda ve izinde gideriz. İnşallah. Gerçekten aş evinde de bir sürü insan, fakir fukara faydalanıyor. Yemekten olsun, erzaktan olsun. Evet. Yükümüzü kaldırılacak işler yani hocam. Herkes bir ucundan tutarsa bu yükü bu memlekete kaldırılır. Ve zekat veren insanlara da söylemek istiyorum. Evet. Gerçek zekatlarını verseler bu memlekette fakir fukara kalmaz. Evet. Ve fakir fukaranın ihtiyacı giderler hocam. Hocam. Doğru. Bu yıla, geçen yıla göre hocam bu yıl biraz durgunluk oldu. Doğru. Geçen yıl 750 tane ailenin ihtiyacını giderdi. Yemeğinden olsun, erzakından olsun. Erzakı 150 lira yapıyorduk hocam. Ben kendi elimden hazırlıyordum. Bir paket 5 liraya koyuyorduk hocam. Evet. Yani mercimeğinden, şekerinden, makarnasından şu an 1 litreye koyuyoruz hocam. Zaten 5 liraya koysak bazı paketlerimize 1 litre koyuyoruz. O bazı paketlerimize. 150-160 evet hocam. Yağ bitiriyor yani erzakı. 500 lira çıkıyor. Erzak bu yıl fazla gelmedi hocam. Doğru. Bazı iş adamlarımız da ulaştık, bizlere dönmediler. Evet, belki işte tabii. Onların da ters gitmiştir. Evet. Onlar da geçen gibi değil, herkes zaten etkiledi. Ben bunu bu Ramazan inandım ki hocam, bu memlekette dürüst çalışırsan, güzel çalışırsan yerin yok. Allah'ın nezdinde bizim yerimiz inşallah var ama insanların nezdinde dürüst olursan, mütevazi olursan, doğru çalışırsan kazanmazsın hocam. Neticede ama inşallah. Evet hocam. Kazanacağız konuda biz İnşallah oluruz. Hocam. Bir de bir kişi yani bu örnek de güzeldi. Yani bugün diyelim ki yardım yapan birçok insan belki yarının yardıma muhtaç birisi haline gelebiliyor. Evet hocam. Bazı abilerimiz geliyor mesela derneklerden. Evet, diyor hocam geçen yıl bize yardım edenler vardı. Evet. Ama bu yıl kendisi yardıma muhtaçtı. Evet hocam. O yüzden böyle bir durum var. Yani hakikaten yarın bizim ne olacağımız da belli değil. Evet, öyle de olunca bizim yarınımız için bu hale düşmeden önce güzel yardım etmemiz lazım. Bir giyimci abimiz hocam dedi, biz annemle babam dedi Aziz Hoca Aşem'den yemek getiriyorlardı. Evet. Fakirdik dedi. Doğru. Geldi bize yardımcı oldu, sağ olsun bayağı da bir yardımcı oldu. Giyim, kendin giyim dükkanı var, mağazası var. Doğru. Dedi biz aş evinden yardım alan insanlarız, şu an biz veriyoruz. Aş evinden dedi fakirdik yardım alıyoruz, şu an ben veriyorum dedi. Ne zekatımı güzel. Veriyorum, Allah kendinden razı olsun. Amin, amin. Yani öyle durumlar da var hocam. Aş evinden hakikaten Ali Topal hocam da evet, Allah kendinden razı olsun hocamızdan. Amin, Cenab-ı Allah. Bu tür hayri hizmetleri inşallah ziyadeleştirsin. Memleketin faydasına kalsın. Hocam, şimdi bu ihtiyaç sahipleri geldiği zaman tabii kayıtlı olan aileler vardır. Evet, sizde kaç aile kayıtlı? Hocam şu an 700 tane aile kayıtlı. 700 aile evet, kayıtlı. Hocam. Bunlar hepsi ihtiyaç sahibi. Evet, ihtiyaç sahibi. Peki bu yardımları topluya dağıtırken yani bir öncelik sırası yapıyor musunuz? Öncelik yetim hocam. Bu Ramazan bu sene yetimlere verdik. Yetimler harcı vermedik hocam. Güzel. Yetişemedik. Anladım. Yetim olup da bir başka bir yerden de gelir evet, olmayan. 250 aile yetim bunlar hepsi. Doğru. Yetimden garip bir yıl veremedik hocam. Veremediniz. İnşallah doğru. Gelirse yardımlar inşallah vereceğiz. Ama biz karar aldık yönetimizle beraber 700 aile ulaşamayacağız bu yıl. Doğru. Yetimler keşke önceydi. Ulaşsa, keşke ulaşabilsek ama evet, diyorsunuz ki maddi şeyden dolayı. Evet hocam. Yardımların eksikliğinden dolayı ulaşamıyoruz. Evet, i̇nşallah da ben ümitliyim ulaşacağız inşallah. Ramazan'dan sonra da inşallah doğru. Ulaşacağız. İnşallah. Peki Ramazan'da değil. Ramazan'dan sonra da biz sahadayız inşallah hizmet edeceğiz. Zaten öyle. Yani evet hocam. Yani Ramazan'da diyelim ki bütün Müslümanlar evet, kardeşlerimiz hocam.
hep Ramazan'da yardım etmeye çalışmışlar ama evet, neticede hocam. Hayat 12 ay, evet. Bir yıl 12 ay. Evet, 12 ay boyunca temel ihtiyaç malzemeleri ihtiyacı devam ediyor. Evet, o yüzden o 12 aya yaymak lazım aslında. Evet. Yani herkes eğer Ramazan ayında ederse diğer aylarda yardım eden kimse olmaz. O da büyük bir sıkıntıya sebep olur. Hocam. Dediğiniz gibi devam ediyor. Şimdi evlere kendiniz mi götürüyorsunuz, servis mi yapıyorsunuz yoksa kendileri mi geliyor? Siz dediniz ki çünkü derneğe geliyorlar. Hocam biz yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yaşlı ailelerimiz, engelli ailelerimiz, gelemeyen ailelerimiz de biz kendimiz götürüyoruz. Gelemeyenler de zaten gelmek durumda olanlar da kendi derneğe geliyorlar. Adrese veriyoruz, otobüslere binip geliyorlar, oradan alıyorlar. Daha bize kolaylık oluyor, yükümüz hafifleniyor. Gerçekten hocam zorlanıyoruz. Gece iftardan sonra hemen çayımızı içtiğimiz gibi hemen erzakları yüklüyoruz. Bir mahalle belirliyoruz. Bugün Şık Mahsut mahallemizdeki ailelerimizin ihtiyacını gidereceğiz. Ötesi gün diyoruz bugün Eyviye mahallesindeyiz, bugün Tepe mahallesindeyiz ki yükümüz hafif olsun. Bu ailelerimizi de bir noktaya davet ediyoruz. Evet. Telefon numaralarını arıyoruz, diyoruz ki teyze, abla buraya gelebiliyorsanız bizim için daha kolay olur. En azından burada verin, gönderin. Bazen de kalabalığa girdik mi hocam, bir aile yanında bir aile de getiriyor. Ona da vermezsen olmuyor. Doğru. Sıkıntıya da giriyoruz böyle. Öyle. Yani biz derneğe çağırmak taraftarıyız ama gelemeyenler de var. Doğru. Onun için biz diyoruz hocam, benim haddime de gel. Ben hocam anlatmakız benden daha iyi bilirsiniz. Bir gün bir dilenci İmam Ali'nin yanına geliyor. Evet. Hazreti Ali'nin yanına geliyor. Diyor ya Ali, Allah Muhammed rızası için bana vereceğin bir şey var mı? İmam Ali ayağa kalkıyor hocam. Yandaki yardımcısını, bugün bir belediye başkanının özel kalemi söyleyeyim, öyle evet. söyleyeyim. Yandaki yardımcısını çağırıyor. Diyor ya Kamer, bu dilenciyi memnun et diyor. Kamer diyor ki beklesin ya Ali diyor. Develerin üstündeki eşyalardan vereyim. Evet. Diyor bekletme ya Kamer, Allah Muhammed rızası için dedi. Diyor bir deve vereyim diyor. Develer 17 tane deveye bağlı evet. diyor. Diyor bekletme ya Kamer, Allah Muhammed rızası için dedi. Develerin hepsini infak et. Develerin hepsini veriyor. Evet. İmam Ali diyor. Evet. Ve Kamer titremeye başlıyor hocam. İmam Ali diyor ya Kamer diyor, niye titriyorsun? Evet. Diyor korktum ya Ali, beni de vereceksin diye korktum. İnfakla ilgili söylüyorum diyor. Korktum beni de vereceksin diye. Seni diyor azat edeyim mi? Diyor beni azat etme ya Ali. Ben sana köle olmakla sultan olmuşum. Evet. Geçen bir abimiz geldi bu konu üzerine. Müslüm Altun abimizin ayağına atıldı. Allah Muhammed rızası için diyor bana et ver. Bizi öyle bir günaha koydu ki hocam. Hazreti İbrahim'in kadri için diyor. Biz tabii kurbanı kesmişiz, dolaba koyuyoruz, dinlendiriyoruz. Ailelerimize diyoruz ki kasaptan et almış gibi ailelerimize götürelim. Hemen sıcak sıcak eti götürmeyelim. Doğru. Kemikten ayırıyoruz, dinlendiriyoruz. Ayağına atıldı. Dedi Müslüm abi bizi günaha koyma. Etini ver, ailemizi gönder. Etini verdi, gönderdi. Bir baktık oradan 3-4 tane daha geliyor. Dedi Müslüm abi boş çevirme. Allah Muhammed rızası için dedi. Doğru. Gerçekten hayırseverlerimiz olsun, iş adamlarımız olsun. Biz kendilerine Allah Muhammed rızası için dedik mi bu konuda bizlere yardımcı oluyorlar hocam. Zaten doğruluk çok önemli hocam bu yolda. Bu yolda doğruluk çok, güven çok önemli. Evet. Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerine soruyorlar. Diyorlar ki ya Gavsul Azam sen bu yola çıkarken bu temeli Gavsul Azam olurken bu makama erişirken ne üzerine bu temel attın? Diyor ki ben doğruluk üzerine attım. Hayatım boyunca yalan söylemedim. Yalanı kağıt dahi üzerine yazmadım. Yalanı aklımdan bile geçirmedim. Doğru. Elhamdülillah anamızın babamızın duasını alarak bu yola çıktık. Babamız da bizlere dua ediyor. Anamız da bizlerden razı. İnşallah mücadelemiz devam edecek hocam. İnşallah mücadele edeceğiz inşallah. İnşallah Allah'ın izniyle. Allah sizlerden razı olsun. Güzel Cenab-ı Allah inşallah muvaffak eylesin. Bu ay da yani bu ay öbür aylardan farklı. Evet, bu ay tam infak ayı. Evet hocam. Yani hani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor. Diyor bu ayda diyor yapılan bir iyilik başka evet, ayda yapılan hocam. Bir farz gibi. Evet hocam. Bu ayda yapılan bir farz başka ayda yapılan 70 farz gibi diyor. Evet hocam. O yüzden kıymetli izleyenler hakikaten tabii toplum da bunun farkında. Evet, yani yardımlaşma konusunda, infak konusunda, sadakalar konusunda hassas davranmamız lazım. Daha evet, iyi şey yapmamız lazım. İnfaklarımızı artırmamız lazım evet. Diye düşünüyoruz. Siz de köprüsünüz bu vesileyle. Geçen yıla bu yıl arasında nasıl bir fark var? Yani şey sayısı arttı mı? Peki talep edenlerin sayısı anlamında arttı mı? Şimdi diyorsunuz ki 700 tane aile kayıtlı. Tabii arada mutlaka değişiklikler vardır. Hocam yeni kayıt fazla almadık bu yıl. Eski kayıtlarımızdan biraz erittik yani öyle söyleyeyim. Anladım. Başka deneklerden almaklarını da duyduk. Doğru. Gerçekten Şanlıurfa'daki denekler hizmet ediyorlar. Evet. Bir 50-60 tanesini sildik, yeni kayıt aldık, araştırdık. Evet. Bu yıl yeni kayıt çok almadık. Bir daha bize hayırda bulunanlar fazla olmadı hocam. Geçen yıl mesela her şey boldu.
Ramazan havası, bu yıl bence öyle Ramazan havası, hayır havası fazla gözükmüyor hocam. Yani gerçekten, maddi belki sebeplerden dolayı biraz şey Evet hocam, kimse fazla yardım etmiyor. Doğru. Geçen yıl 1000 lira veren adam bu yıl 200 lira veriyor hocam. Evet. Geçen yıl 50 koli erzak yapan bu yıl 10 koli erzak yapıyor. Evet, tabii. Yani gerçekten fazla da gelmedi. Evet. Tabii biz de gelirse dağıtırız, gelmezse yapacak da bir şey yok hocam. Tabii biz bedenimizden ailelerimizi bırakıp gece gündüz demeden yoruluyoruz hocam, mücadele ediyoruz, Allah için hizmet ediyoruz. Yani bizim amacımız Allah Muhammed rızası için hocam. Allah kabul etsin. İnşallah da devam edecek. Diyorsunuz bizim, keşke de olsa da keşke de olsa daha fazla vereydik. Daha fazla vereydik. Yani. Ben Çare Derneği Allah yeniden razı olsun. Hafız Yusuf Polat abimiz gerçekten bize çok destek oldu. Şanlıurfa Doğar olsun, emniyet teşkilatı olsun, kasaplarımız olsun. Allah yeniden razı olsun. Rabbim kendilerinden, herkesten razı olsun. Amin. Bu taşın altına kim elini uzattıysa Rabbim kendilerinden razı olsun. Amin. Biz her zaman kendilerinin desteğini bekliyoruz hocam. Bu yıl gerçekten bizim de zorumuza gitti. Ailelerimize ulaşmadık diye, yardım Doğru. gelmedi diye fazla. Evet. Ne mutlu ki bize bir yıllık bir derneğin kapanmaması. Evet. Bazen dün siz söylediniz hocam, derneğin tabelası var, dernek icraat yok, çalışma yok. Ne mutlu ki bizim derneğimiz açık 24 saat. Oh. İcraatımız var, hep sahadayız. Ne mutlu ki geliyor bu insanlar, bize güveniyor. Bizim için bir şereftir yani hocam. Biz gurur diyoruz. İnsanlar bize güveniyor, büyük paralar getiriyorlar, miktar getiriyorlar, erzak getiriyorlar. Oh. Biz de onları infak ediyoruz, dağıtıyoruz. Bu iş sizde diyorlar, biz karışmıyoruz. Biz verdik, bizden çıktı artık. Çok güzel. Evet, Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Allah razı olsun hocam. Bir de program öncesi konuştuk ya. Evet hocam. Bir programınız olacak zannedersem. İsterseniz onu da... Evet hocam, inşallah bizim paylaşın. Bayramda da 1000 kişilik... Trit ikramında bulunacağız inşallah. Özellikle yetim ailelerimizi davet edeceğiz bu trit ikramına, trit ziyafetine. Evet. Ve ihtiyaç sahibi olan ailelerimizi inşallah davet edeceğiz. Evet. Sizlerin de bu kazanlarda yardımlarınızı bekliyoruz. Bu çorbada sizin de bir tuzunuz olsun. İnşallah 1000 kişilik trit ikramında bulunacağız. Evet. Rabbim bizlerden razı olsun. Evet. Cenab-ı Allah yaptığınız ve yapacağınız yardımları kabul etsin inşallah. Hocam affınıza sığınarak söylüyorum. Bir fakirin, bu memlekette fakirin, yetimin, mazlumun kim hakkını yiyorsa haram olsun, boğazında kalsın. Bizi izleyenler de bu duaya amin desin. Gönül rahatlığıyla bizlere güvenebilirsiniz. Elhamdülillah Rabbim izin verdikçe, Cenab-ı Allah bizi şaşırtırmadıkça ve şaşırtırmasın. Cenab-ı Allah bize haram yemeği nasip edecekse yarın Ebul Vefa Derneği'ne kilit vurmayı nasip etsin. Rabbim ne mutlu da bize bu işi nasip etti. İnşallah hizmetimiz devam edecek hocam. İnşallah. Allah sizlerden razı olsun. Diline sağlık. Programın tabii son şeylerine geçtim, dakikalarına geldik. Evet hocam. Böyle eklemek istediğin denek çalışmaları veya beklentilerin, yani çünkü izleyicilerimiz bizi izliyorlar. Evet hocam. Sizi az çok tanıdılar, biliyorlar. Evet hocam. Zaten Güneydoğu TV'de de önce de evet, çıkmıştınız, anlatmıştınız kendinizi. Elhamdülillah bu imkanı sunmuş. Evet, yine Ramazan ayındayız. Ramazan ayında tabii bereketleniyor. Hizmetler, çalışmalar da bereketleniyor. Evet, talepler de artıyor. Evet. Taleplerle ilgili, yani ihtiyaç sahiplerinin talebi veya işte bakışçılardan taleplerimizle ilgili son olarak neler söylerseniz böyle bir hocam, Allah sizlerden razı olsun inşallah. Son olarak hocam ben iş adamlarımıza, hayırseverlerimize, küçük esnafımıza, Şanlıurfalı iş adamlarımıza ben teşekkür ediyorum. Ebul Vefa Derneği Ramazan ayı derneği de gelir inşallah. Yılın 12 ayı sahadayız. Sizlerin de bu konuda desteklerinizi bekliyoruz. Kendi elinizle de gelip infak edebilirsiniz. Bizimle beraber ailelerimize kendi elinizle de gelebilirsiniz. Bizim kuru gıdaya ihtiyacımız var. Ramazan olsun, Ramazan'dan sonra da olsun. Giyime ihtiyacımız var. Ramazan bayramında inşallah yetimlerimizi giydireceğiz. Siz de gelip bu yetimleri bizimle beraber elinizle giydirebilirsiniz. Ramazan'a arefesi ve Kadir gecesi inşallah yetim giydirme çalışmasına başlayacağız. Kadir gecesi de kurban kesimlerimiz olacak inşallah. Akika olsun, şükür kurbanı olsun, ada kurbanı olsun. Her türlü bakışı kabul ediyoruz. Nakdi para olsun, erzak olsun. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergah izzetinde kabul etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve Ebul Vefa yönetimine, Mehmet Vanlı abime, Eyüp Akay abime, Müslüm Altun abime, Murat Kılıç abime ve Hafız Hasan Bilen kardeşime de ben teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yaptığınız ve yapacağınız yardımları dergah izzetinde kabul etsin inşallah. Amin. Allah razı olsun sizden Allah de. Dilinize, yüreğinize sağlık. Çalışmalarınıza da başarılar diliyoruz. Allah razı olsun hocam. Bir yetimin, bir öksüzün gözyaşını dinmesine sebep evet, olursanız, hocam. Bir kardeşimizin, ihtiyaç sahibi, aç bir kardeşimizin karnı tok bir şekilde yatmasına vesile olabilirseniz, Allah razı olsun açlığı dindirseniz ne mutlu bize. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor,
kendisi tok olduğu, komşusu aç olduğu halde kendisi tok yatan bizden değildir diyor. Evet hocam. O yüzden hepimiz aslında komşuyuz, hepimizde çok uzak değiliz. Evet hocam. Açların, yoksulların karnını doyurmak aynı zamanda bizim de hem dünyanın da ahiret mutluluğumuza inşallah vesile olacaktır. Rabbim vesile kılsın. Amin inşallah. Bizi gayretiniz artırsın. Allah sizden de razı olsun hocam. Bizi oynadığınız için Rabbimizi yormasın. Allah ıslahımızı vermesin. Bizim size de bir armağanımız olacak. Allah razı olsun hocam. Hacet, hac ve umre malzemeleri. Allah razı olsun hocam. Sağ olsun. Yakup Hacı tabime teşekkür ediyorum. Allah yanından razı olsun. Amin. Kur'an-ı Kerim desteğinde de bize verdi inşallah. Evet. Bu haftada inşallah bir programımız olacak. İftara 5 kala hurma ve zemzem suyu dağıtımını yapacağız. İnşallah. Ahmet abimizden, Yakup abimizden Allah razı olsun inşallah. Amin. Allah Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah hocam. Amin. Cümlemize inşallah. Evet. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri. Bugün iftara doğru programında konuğum Ebul Vefa Derneği Başkanı Abdülkadir Poyraz kardeşimizdi. Ebul Vefa Derneği'nin çalışmalarından bahsetti. Yani yetim ve öksüzlere yönelik yaptığı işlerden. Yine samimi olarak duygularını anlattı, yaptıkları çalışmaları anlattı bizlere. Tabii gönül ister ki iç derneklere gerek kalmasın. Gönül ister ki iç dernek olmasın. Direktmen ilk elden zengin fakiri görsün, fakir zengini görsün. Böyle muhabbet ortamında herkes birbirinin ihtiyacını gidermek konusunda yardımcı olsunlar ve muhabbet olursun. Ama metropol bir şehirde günümüz şartlarında maalesef çoğumuz yani nerede ne oluyor, insanlar hangi şartlarda yaşıyor gibi şeyleri bilemiyoruz. Sadece bazen duyuyoruz değil mi? İşte bizim duymamıza, bizim görmemize vesile olanlar, kıymet kardeşlerim, aynı zamanda bu hayrımıza da ortak olanlardır. İşte onlar da derneklerdir, bu sosyal yardım faaliyetiyle ilgilenen kardeşlerimizdir, derdi olan kardeşlerimizdir. O yüzden bizler de aynı derdi paylaşan bu arkadaş kardeşlerimize destek olmak adına ekrana taşıyoruz, sizlerle paylaşıyoruz. Rabbim bu tür hizmetleri inşallah samimi minvalde, ihlasla çalışan, gayret eden kardeşlerimizin çalışmalarını bereketlendirsin ve bütün muhtaçların, ihtiyaçlarını da gidermeyi muktedir kılsın inşallah. Bir dahaki yine iftara doğru programında yarın akşam il müftümüzle inşallah Ramazan Tunak hocamla birlikte olacağız. Yarın iftara doğru programında yeniden sizlerle birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.